selamlar. Şimdi burada bugün film çekimi var da size şöyle göstereyim. Hazırlıklar falan yapmışlar. Mesela şimdi yemek sahnesi var burada. Şöyle hazırlanını şu anda yapıyor millet. Size şöyle göstereyim. Biraz bekleyeceğim burada, film çekimini görmeye çalışacağım. Eğer bir şeyler görebilirsem seni çekmeye devam ederim arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Yani son ortam böyle. Şimdi burada bir anladığım kadarıyla bir... Ha, hatta bak dur bir saniye. Karşıda çekimi hazırlanmıştır herhalde. Ha, şurada film çekimi devam ediyor. Şu anda film çekimi devam ediyor. Film çekiyorlar. Okey. Arkamda gördüğünüz film falan editlerim de madem genelde normalde 11-12 gibi falan gidiyorum hostele. Ama bugün erken gideceğim. Erken gideyim de bugün kolye falan satacaktım da satamadım çünkü yağmur burada çok yağıyor. Bildiğiniz gibi değil. Ondan sonra da bugün ara vermek zorunda kaldım mecburen. Şimdi şeye gideceğim, kaldığım hostele. Hayırlısı bakalım ya. Bugün de dedim de işte olmadı ya. Ne yapayım? Şimdi buralara falan diyorum. Hani tezgah açmaya çalışayım ama polisler falan çok kaldırıyor. Bir de ayrıca şöyle bir durum var. Şimdi tezgahı açtığın zaman bazı sivil polisler var burada. Gelip tezgahını bir anda alıyor. O da beni şimdi 10 ringgit, 20 ringgit tane kazanayım diye şimdi tezgahı da götürmek istemiyorum. O yüzden bugün çalışmayacağım. Mecburi yani çalışmayacağım. Artık yarın Allah büyük. Yarına daha erken saatte gelmeye çalışırsam bir şeyler olabilir diye tahmin ediyorum. Normal saatlerde buralarsa var ya ana baba günü olurdu. Yani kalabalıktan önceki videolardan falan eğer görmüşseniz kalabalıktan falan ben buradan geçemiyordum bile, öyle söyleyeyim. Ama şimdi sıkıntı yok, hemen yağmurun etkisiyle hem de saat. Karşıya geçiyorum. Patronlar beni bekliyor. Ya turist olduğumuzu biliyorlar, anlıyorlar hemen. Masaj yaptırmak istiyorlar falan. Bak şimdi gene orada dur bakayım. Thank you so much. Gördüğünüz gibi masaj yaptırmaya çalışıyor. Elinde bir tane kırmızı kağıt var. Onu veriyor size. Ama bu farklı masaj. Aman ha dikkat edin. 30-40 gün git.
aşağı yukarı zaten Malezya parası da artmış herhalde. 1.38 falan en son aklımıza da 1.40 falan olmuş ya, gene bir kadın daha. Kadınların çoğunluğu Tayland'da. Ya Tayland'dan buraya geliyor, ben soruyorum bazılarına niye böyle işler yapıyorsun falan diye. Aileme diyor bakmam lazım bilmem ne. Ya saçmalık ya şey. Niye saçmalık? Yani şimdi senin sağlığın saatin yerinde elini ayağını tutuyor. Bunun için. Ondan sonra acımı kolay yoldan para kazanmak için böyle pis pis işlerle uğraşıyorlar. Yani toplam 1.5 ay, yani şöyle söyleyeyim. Ben bir haftalık için gelmiştim buraya. Ama ortamın iyi oluşu ve de mecburen burada 1-1.5 ay kalmak zorunda kaldım. Bunun da sebebi şeyden param azdı. Ayrıca hani burada biraz para kazanmak istedim. Bir de kolye falan satabiliyorum. Burası biraz daha rahat bir ülke. Ama son zamanlarda buraya Türk gezginlerin de çok fazla gelmesi sebebi de arkadaşlar şimdi burada bizim BİM A101 olduğu gibi ülkede hani Malezya'da da 7-Eleven var. Çoğu fiyatlar hani çoğu ürünlerin fiyatları gerçekten çok iyi. Yani hani dışarıdakinin fiyatlara göre gayet makul. Yani ben genelde mesela alışveriş falan yaparken oradan alıyorum. Çok iyi oluyor, bir de fiyatlar da uygun. Mesela şurası var, mesela burası biraz daha pahalı. Ya zaten her noktada 7-Eleven var. Eğer buraya gelirseniz falan hani genelde 7-Eleven'dan falan almaya gayret gösterin çünkü daha uygun oluyor. Arkadaşlar şimdi şurada ücretsiz yemek veriliyor. Yani günde 3 öğün mü 4 öğün mü belirli saatlerde yemek veriliyor. Çünkü burada soğukta kalan insan çok fazla olduğu için anladığım doğruysa yemek ve hani temizlik ihtiyaçlarını karşılamaları için işte yiyecek veriyorlar. Temizlik şimdi malzemesi. Yoldayım, seyir halindeyim. Bir kız geldi yanıma. Böyle yaşları yani 20 yok ya, öyle söyleyeyim. Neyse bir şey konuşuyor, where are you from bilmem ne, neredesin, Türk müsün bilmem, aa ben Türkleri çok seviyorum falan bilmem ne salladı. Ondan sonra lan benim hemen jeton düştü. Dedim bunlar şimdi çarpıcı makbucu dedim, olmasın. Turist olduğum her halimden belli oluyor. Bilmiyorum ama anlaşılıyor herhalde ya. Neyse arkama bir döndüm, bir çocuk var arkamda. Herhalde onun takımından. Lan hemen çantayı öne aldım, yani ön tarafa taktım. Sonra herhalde bunlar olayı anladığımı farkına varınca okey thank you falan dediler, kaçları gitti. Çakallara bak ya. Yani uyanmasam gitti çanta. Yani hani çantada çok bir şey yok da. Ya buradaki soğuk yemekleri ne bileyim ya, ben hiç beğenmedim, inanmazsınız, bildiğiniz gibi de çok kötü. Ne kalabalık ya burada. Şimdi hostelime geldim oldum. Daha önce kaldığım hostelden çıktım ben, orası biraz pahalı söyledi bana, ben de onun ya onun tam böyle yanında bir hostel var. Oradayım, günlük 15 lira. Ya bir şekilde ben onu çıkartıyorum. İşte kolye falan sataraktan şöyle de bir arabaya göstereyim.
Araba da bayağı güzelmiş ha. Şurası benim hostel Submarine diyor. Şimdi şöyle düğmeye bastım. Benim anahtarım var ama ya şimdi çantamı açacak halim yok. Yoruldum ya. Bu yağmurun yağması beni yordu. Benim kaldığım hostel böyle. Genelde şöyle bir odalar var. Ya ağa çok küçük ama işte idare ediyoruz. Şurada işte kasa falan var. Şu benim kasa zaten. İşte benim kaldığım yer şurası. Hatta size göstereyim durum. Böyle bir odada 6 tane ranza var. Kıç kadar bir yerdeyiz yani. Yapacak bir şey yok ama ya bak. Yanında koridor iyi olduğu için mesela yanında benim buranın koridoru iyi oluyor. Şurada benim sıcak su var. Burada mikrodalga. Burada da ekmek kızartma makinesi var. Ondan sonra acaba şurada suyum var. Arıtma. İşte kadın tuvaleti. Erkek. İşte şurası tuvalet, şurası banyo. Yani öyle aga ya. Ama iyi yani fena değil. En çok sevdiğim yer şu benim koridor. Şurada priz dibine şarj kablom kısa geliyorsa, şöyle bir şey koymuşlar. Yani hoş bir şey. Şimdi ben hostele geldim. Arkadaşlar biraz yemek falan yiyeyim. Hadi kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.